Selam arkadaşlar. Yaklaşık bir ay sonra Tırnava rotasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ay önce tam burada. Tamla evin önünde. Star raşetimiz bozulmuştu, dağıldı. Bugün vızır vızır çalışıyor. AliExpress'ten yeni Star raşet aldık. Yapılan para iadesiyle. Ve şu an vızır vızır. Yarım kaldığımız işi bitirmeye geldik. Bugün de biraz tereddütlerim var ama inşallah sorun çıkarmaz. Buralarda temizlemeye çalışmıştık. Olmadı. Suyumuz da bittiği için bari çeşmeye kadar varalım dedik. İplerle bağladık, olmadı. Yağını temizledik, olmadı. Ama neyse ki vefalı AliExpress para iadesini yaptı hemen. Yaklaşık 3 haftada geldi. Tam da Çinlilerin yeni yıl tatiline denk gelmiş. Aslında daha hızlı gelecekti. Tırnava'ya geldik ama bisikletler bize bindi gelene kadar. Valla soğuştu falan hikaye. Kondisyon istiyorsanız buraya gelin. Full %8, %10 eğim. Aralıksız yokuş. Çavuşköy ayrımından sonra hiç iniş yok, sıfır. Yaşama sevincimi yitirdim. Burada güzel bir mola veririz şimdi. Yemekleri yeriz. Buradan sonra orman macerası başlıyor. Bu yoldan döneceğiz bak, sağ olun. Nasıl? Bittik. Sıkıyorum. Benziyor mu soğuştu yolda? Soğuştudan daha beter. Çatal daha çıkmış kadar yoruldum şu an. Tırnava Camii. Tırnava. 10 tane falan ev var herhalde. Yarısı da boş zaten. Kimse yaşamıyor. Molamız bitti. Sularımızı doldurup devam edeceğiz. Ooo, kardeşim yolculuk nereye? Bir sol doldurayım. Yolumuza bakalım. Dümdüz ineceğiz ya. Yol ayrımı gelince bakarız da. Hadi gidelim.
Uzun bir süre böyle. Ama yok. Evet, çamura battık. Ağrım mı yaptı? Ağrım mı? Evet. Şelaleler, menaleler. Manzaralar. Ne kadar fena. Fena değil ya. Hiç fena değil. Daha kötüleri olmuştu yani. Devam. Yo, çam çıkıyor diyor. Tamam ya, doğru buradan. Şapçaya iniyor gibi yapıp inmeyeceğiz. Sinyalden. Bir yol ayrımı daha var. Şapça şelalesine giden. Oradan sol yapacağız. Bir sonrakinden sol. Güzelmiş. Her yer birbirinin aynı. Baksana zincir boyanmış. Haydi. O kadar hızlı indik ki acaba görmediğimiz bir yol ayrımı var mıydı diye kontrol edeyim. Güzel ama. 50 rahat görmüşsünüz. O çukurlar vardı, senin zincir tak 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 yapıyor. Uzattık ya bir de zinciri. Evet. En azından her yerde su var ya. Yani. Susuz kalmaz. Nasıl olması lazım? Bu yol Şapçı Şelalesi'ne gidiyormuş. Gözlüktü üzere. Biz buraya gelmiş miydik dedim. Yolu ısınayım. Sarnıca doğru gidiyoruz. Gider değil mi burada? Gider. Tamam. Hadi kolay gelsin. Güzel. İşte maceracı ruh. İşte MTB ruhu. Bir bakalım. Neymiş?
Şapçı Şelalesi'ni de görmüş olduk. Haritada Şapçı Şelalesi yazıyor da. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Hadi devam. Buradan sonra tırmanacağız. Buraya kadar indik hep. Buradan sonra tırmanış başlıyor. Bitki örtüsü değişti. Biz hala iniyoruz. Maki oldu her yer. Geçiyorum. Gidelim mi? Evet. Küçük de mincir mincir atmasın ha. Şöyle 2-3 falan. Hadi bismillah. Sağ ayak çok girmedi önüm de. Sol benim de komple. Neyse ya, temizleyecek bunlar. Yok, içinde şu an su geziyor. Neyse gidelim. Çok değişik yollardan gidiyoruz şu an. Allah. 42,5 kilometre olmuş. Yanlıştan şeye kaçmıyor. 10 kilometre var mı? Fazla. Fazla mı? Değil ya. 12-13 kilometre falandır. Doğuşta 19 kilometre. Oradan aşağı. Şu aşağısı herhalde tanrı çıkıyoruz gene. Aşağısı ise çok iyi. Bir şelale daha. Burada da bir ıslandı. Evet, sağ ayağım ıslanmamıştı, o da ıslandı. Bir o eksikti, o da oldu. Tamam. Güzel. Gerekli. İki ayakta buz. Yine mi ya? İyi, derin değilmiş. Üç haftaya da azalır. Kar yağdı ya. Azalır ya. Şu an karlar eriyor işte dağda. Sarnıca vardık. Sarsıntılı bir işin ardından Muradiye Sarnıca vardık. Yol çok güzel. Geçen seferki talihsizliğin üstüne ilaç gibi geldi. Kangren. Güzel çamur olduk. Buradan sonra yolun bir esprisi yok zaten. O yüzden kaydetmeyeceğim. Burada kahvehanede biraz mola verip geçeceğiz zaten. Çamur. O çamur bir şey değil mi? Geldik mi? Geldik. Görüşmek üzere.